Hasan Cemal. Ey buraya baksana. Bütün bunlar senin eserin. Algı operasyonlarıyla kurtulamazsın bu çıkmazdan. Öylesine günahlar işlendi ki gitti gider bundan sonra toparlayamazsın. Erdoğan'ı dinliyorum televizyondan. Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşacaktır. Gülmem tutuyor. Oturup hemen yazmak geliyor içimden. Ey buraya baksana. Bütün bunlar senin eserin. Algı operasyonlarıyla kurtulamazsın bu çıkmazdan. Öylesine günahlar işledin ki gitti gider bundan sonra toparlayamazsın. Algı operasyonları işe yaramaz. Evet öyle. Ekonomi çok büyük bir açmazın içinde. Tüm günahların acı faturası burnuna dayanmış durumda. Bakalım bu faturayı nasıl ödeyeceksin? Ekonomiyle piyasayla inatlaşıp durduğundan oldu? Piyasanın ekonomik gerçeklerin sopası dandan kafana vurmaya başladı. Faizle inatlaştın. Enflasyonun altında tuttun. Ele günü alay konusu oldun ama sonunda dolar alıp başına gitmeye başlayınca zevairi kurtarmak için faizi şöyle bir yükselttin. Enflasyonla eşitledin ama bir işe yaramadı. Dolar bir ara duraklar gibi oldu sonra kendi yoluna gitti. Temel konularda bir şeyleri ya yapmıyorsun ya da gecikmeli, eksiksiz ve yetersiz yapıyorsun. Ekonomi yönetimi dökülüyor. Türkiye'nin 1970'li yıllardan beri en kötü, en çapsız ekonomi takımı iş başında. Algı yönetimiyle, dış güçler edebiyatıyla, cılkı çıkmış gündem değiştirme oyunlarıyla bu işleri artık toparlayamazsın. İpler kayıp gidiyor elinden. Soruyorum, devletin dış borcunu ödeyebilecek misin? Soruyorum, ABD'nin Ankara Büyükelçisi açıkladı. SSK'nın devlet hastanelerinin Amerikan ilaç şirketlerine olan borcu 200 milyon dolardan 2.3 milyar dolara çıkmış. Türkiye bu borcu uzun zamandır sallıyormuş ve damat bey son Amerika seyahatinde Türkiye'ye döner dönmez ödemelere başlanacağını söylemiş. Türkiye ne hallere düştü görüyor musun ne yazık. Soruyorum özel sektörün dış borç ödemelerine destek verebilecek misin? Bunun için yeterli dövizin var mı? Soruyorum döviz mevduatlarının karşılığı var mı bankalarda? Soruyorum yarın öbür gün vatandaş bankalarının kapısını çaldı dolarını avrasını talep etti. Verebilecek misin? Bir kriz çıkmasını önleyebilecek misin? Soruyorum, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde en çok yalnızlaştığı 7 düvelle kavgalı hale geldiği bir dönemde dış borç bulabilecek misin ve dış borcu hangi faizle bulabileceksin? Soruyorum, dolar bazında herkes %1,5'da borçlanırken Türkiye'de ancak %6'larla borçlanabiliyor. Bu durumda hala faizleri düşük tutmaya devam etmek eşyanın tabiatına aykırı beyhude bir politika değil mi? soruyorum. Türkiye tarihinin en yüksek genç işsizliğiyle karşı karşıya bu da serin eserin. Ekonomi de küçülüyor. Bunun altından nasıl kalkacaksın? Soruyorum. Aşırı devlet garantileriyle olmadık fiyatlara yaptırılan köprülerin, yolların, havalimanlarının, hastanelerin bütçeye dönük olağanüstü yükü nasıl karşılanacak? Hangi vergileri kimlerin sırtına vuracaksın? Soruyorum. Enflasyon ve işsizliğin geniş kitlelere ezdiği bir dönemde onların sırtına bir de vergi mi bindireceksin? Soruyorum, ekonomi öylesine yerlerde sürmeye başladı ki Türkiye'nin en önde gelen şirketlerinin bankalarının değeri baş aşağı gitmiş durumda. Yarın bu kuruluşların 5 paraya yabancı ellere geçmesini nasıl engelleyeceksin? Soruyorum, kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin ülke notunu, Türkiye'nin en büyük banka ve şirketlerinin kredi notunu çöp seviyesine indirdi. Bizi yatırım yapılamaz ülke sınıfına soktu. Soruyorum. Bak, TÜSİAD Başkanı Kostoski ne diyor? Artık parasal ve mali genişlemeyle büyümeye devam edemeyiz. Hep günü kurtarmaya odaklandık. Uzun vadeli istikrarı tehlikeye attık. Ekonomiyi yönetenler salt algı yönetimiyle başarılı olamaz. Bizim de artık algı yönetimini bırakıp gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Soruları kesiyorum. Uzun lafın kısası, Türkiye'de işsizler ordusu büyüyor. Yoksulluk derinleşiyor. Enflasyon başını kaldırdı. Sosyal adaletsizlik her yanı soruyor. Eşitsizlik gitgide çarpıcı bir hal alıyor. Büyüme tepetaklak. Turizmden hayır yok. Döviz rezelleri berbat. Çok ciddi bir sermaye çıkışı var Türkiye'den. Yabancılar daha doğru değil işte. Yabancı portföy sahipleri ellerinde ne var ne yok satıp bay bay Türkiye diyorlar. Borç sorunu gün geçtikçe içinden çıkılmaz hale gelmekte. Ekonomik bozulma koron öncesi uç vermişti. Koron sonrası da kötüye savrulduk. Bütün bunlar serin eserin. <laughs>